Merhaba, benim için uzun bir aradan sonra yeniden hem Aysu Melis Ballan YouTube kanalına hem de özellikle sporun hukukçusu gündemine geri dönmeye başladık, karar verdik. Kırmızı Kaplı ile beraber huzurlarınızdayız. Çok uzun süredir video çekmediğim için çok konu birikti, evet. O yüzden şöyle gelişine en gündemde olanlardan bir tanesini ve en hukuki olanlardan bir tanesini seçtim. Şunu aydınlatalım istiyorum. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden hemen sonra 7 kişiye gözaltı diye bir haberle karşılaştık. Hepiniz hatırlayacaksınız. Müsabakada bir meşale stadın ortasında görünüverdi. Müsabaka alanının içine girdi ve müsabaka hakemi Ali Palabıyık o meşaleyi dışarı aldıktan sonra maç devam edebildi. Ben de tabii ki seyircisiz oynanan, yani yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan bu derbi acaba bu meşaleyi nasıl ev sahipliği yaptı diye çok merak ettim. İçeridekilerden biri attı diye düşündüm. İçeride kimlerin olduğunu gerçekten merak ettim. Fakat sonradan anladık ki paraşütlü bir meşaleymiş. Yani paraşütlü meşaleye açıkçası benim kültürüm yetmedi. Fakat onu da aslında eski yıllarda görmüştük. Hatta bakacağım notlarıma, 2013 yılında, evet 21 Şubat 2013 yılında Fenerbahçe'nin Borisov'la kendi evinde ve cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı bir maçta paraşütle meşalelerin sahanın içine atıldığını görmüştük. Ben ilk kez o zaman o maçta görmüştüm paraşütle meşalenin stadın içine atılabileceğini. Bunun üzerine hatta UEFA'dan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 1 yıl Avrupa Kupalarından men cezası verilmişti. Bu da 2 yıl erteleme söz konusu olmuştu. 2 yıl ertelenmişti bu ceza ama ertelenmiş olmasına rağmen bir maç daha seyircisiz oynama cezası vermişti Fenerbahçe'ye UEFA ve 80 bin euro da para cezası vermişti. Yani böyle bir tarihi var paraşütlü meşalenin hayatımızda ve benim hayatımda, çünkü ben bilmiyorum paraşütlü meşalenin nasıl gerçekten içeri atılabileceğini. Bu elbette bir soruşturma konusu. İstanbul Emniyeti, İl Emniyeti bu konuyla ilgili bir soruşturma başlattı. Attıkları tweetler sebebiyle de, paraşütlü meşale gündemle attıkları tweetler sebebiyle 7 kişinin gözaltına alındığı ile ilgili bir haber yansıdı medyaya. Onun dışında bir de stada giden, paraşütlü meşaleyi atmak üzere stada giden kişilerin benzin alırken görüntüleri çıktı diye bir video haberi gördüm ben ayrıca. Onun dışında da çokça paraşütlü meşale kültürüm gelişmiş oldu. Şimdi burada tabii ki referansımız 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yasa. Burada elbette ki stada sokulması yasak maddeler başlığı aklımıza gelecek ilk olarak. Burada da seyircisiz bir maç olduğu için dışarıdan sokulması ne demek? Buna bakacağız. Cezası ne? Buna bakacağız. Bu kişilerin başına ne gelebilir? Buna bakacağız. Ve gözaltına alındıktan sonraki akıbetleri nedir? Yeni bir haber yok açıkçası. Bunu ben de bilmiyorum. Benim haricimde sizler bir şey öğrendiyseniz lütfen videonun altına yazın. Beni de bilgilendirin istiyorum. Spor alanlarına sokulması yasak maddeler. 6222 sayılı yasanın 12. maddesinde ilk aklınıza gelecek olan şeyler elbette uyuşturucu, uyarıcı maddeler var. Kesici, ezici, bereleyici, delici, patlayıcı aletler var. Parlayıcı, yanıcı aletler var. Bunlardan bahsediliyor. Fakat enteresan bir detay var. Normal şartlarda, günlük hayatımızda bu aletleri bulundurmak suç değil. Kesici, ezici, bereleyici, delici, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve yakıcı. Şu an kanundan okuyorum tam olarak ifadeleri sizlere. Bunlar esasen günlük hayatta yanımızda bulundurulması suç olmayan aletler. Ne zaman bu konuyu ilgilendirir hale geliyor? Ne zaman bir müsabaka alanına atarsak bunu ve spor alanlarına yasak madde sokulması sebebiyle müsabaka düzeninin bozulmasından bahsettiğimiz zaman da devreye girecek. Müsabaka düzeni bozulursa eğer, aynı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi örneğinde olduğu gibi müsabaka alanına, sahanın tam orta yerine bir paraşütlü meşale inerse bu kişilerle alakalı bir yıla kadar hapis cezası söz konusu. Bir yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacaklar eğer şüpheliler hakkında gerçekten bir kovuşturma aşamasına geçerse dosya, bir ceza davası açılırsa kendilerine bir yıllık bir hapis cezası bekliyor olacak. Bu detayı verelim. Bu hükümde yine 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun 13. maddesinde var. Esasen yanımızda bulundurulması suç olmayan aletlerin müsabaka düzenini bozması şeklinde. Bu halde hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Paraşütlü meşale kültürüm benim de gelişmiş oldu.
Yoksa ilk etapta gerçekten seyircisiz maçta kesin içeride biri var. Nasıl içeri girdi, nasıl güvenlik bunu fark etmedi diye kafamda düşünürken gerçekten paraşütlü bir meşale olacağı aklıma hiç gelmemişti. 7 gözaltı var. 7 gözaltının acaba akıbeti ne olacak? Gerçekten attıkları tweetler sebebiyle ve elbette şu da önemli. Daha önemli bir referans varsa stat çevresindeki kamera görüntüleri elbette. Stat çevresindeki kamera görüntüleri de izlendikten sonra spor büro vasıtasıyla İstanbul İl Emniyeti ile beraber yürütülen soruşturmada bu olay gündeme geldi. Ben de sizler gibi takip ediyor olacağım. Evet, seyircisiz bile olsa sporda şiddetin bitmediğini görüyoruz. Bir yandan da tabii ki 6222 sayılı yasanın öngörülerini karşılar nitelikte olumsuz olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü 6222 sayılı yasayı çok yetersiz bulan birisiyim. Sanki sadece sporu ve futbolu taraftarlardan korumak üzere tasarlanmış bir yasa olarak hep karşımıza çıkıyor. Sanki başka bileşenler yokmuş. Teknik direktörler, kulüp başkanları, yöneticiler, protokolde ağırlanan fakat şiddete çok fazla olumsuz örnek gösteren birçok geçmişimiz var. Hepinizin malumu. Dolayısıyla böyle bir giriş yapmak istedim. Bu konuyu gündeme getirmek istedim. 6222 sayılı yasanın 12 ve 13. maddelerinden yola çıktık. Derbi sonucunda bu vardı. Bakalım başkaca hem sevk hem de 6222 çerçevesindeki soruşturmada zanlılar sanık haline gelecekler mi ve haklarında ceza verilecek mi? Takipte kalalım.